Sevilay İncedere YouTube kanalıma hoş geldiniz benim değerli abonelerim. Bugün en çok istenen fırın temizliği. Sevilay abla, fırını neyle temizliyorsun? Doğal yöntemlerle bize gösterir misin diyen abonelerim için, takipçilerim için bugün fırın temizliği yapacağız. Fırının fişini mutlaka prizden çekmeliyiz. Kesinlikle o şekilde temizlemeye kalkmayın. Bu da yağların sökülmesine yardımcı oluyor. Sevilay İncedere YouTube kanalıma hoş geldiniz benim değerli abonelerim. Bayağı bir zamandır YouTube kanalım için uzun içerikli videolar paylaşamıyordum. Çünkü çok yoğundum, aşırı yoğundum. 9 katlı bir otelin temizliğini aldım, onu bitirdim. Hatta bir haftada bitirdim, teslim ettim. Ramazan bayramı, Sapanca'ya oğullarımın bungalovlarına gittim geldim derken bayağı bir süre geçti. Video paylaşamadım. Bugün sizler için evdeyim zaten. Haftanın iki günü çalışıyorum. Gittiğim bayanım var haftanın iki günü. Pazartesi ve perşembe. Bir gün ütüye gidiyorum, bir gün temizliğe gidiyorum. Bugün evdeyim, yarın da evdeyim. Böyle uzun uzun içerikli videolar paylaşacağım inşallah sizlerle. Bugün en çok istenen fırın temizliği. Sevilay abla, fırını neyle temizliyorsun? Doğal yöntemlerle bize gösterir misin diyen abonelerim için, takipçilerim için bugün fırın temizliği yapacağız. Öncelikle fırının fişini mutlaka prizden çekmeliyiz. Kesinlikle o şekilde temizlemeye kalkmayın, Allah korusun. Ben fırınımın fişini çektim. Ben zaten genelde fırınımı hemen işin içindeki pişer pişmez sıcağı sıcağına temizlediğim için hiç yağlanmaz, kirlenmez. Hatta benim bu fırınım, benim kendi fırınım bozuldu. Biraz da pahalı olduğu için ben yeni fırın almadım. Görümcemin eşi bir apartman görevlisi bir yerde, o bana getirmişti bu fırını ve gelirken o kadar kötü durumdaydı ki kızlar, yemin ederim size anlatamam. Yani kapağını bile açmam mümkün değildi, yapış yapıştı. Tam 1,5 ay bunun gittim geldim temizledim, gittim geldim temizledim. Şu anda çok iyi durumda, çok da memnunum, zaten çok da güzel pişiriyor. Bu arka fanını çok soran abonelerim var, takipçilerim var. Sevgi abla, bu arka fanını biz açamıyoruz. Bize açıp gösterir misin? İlaç sıkıyoruz, ilaç orada kalıyor, yıkayamıyoruz, temizleyemiyoruz diye takipçilerim, abonelerim için bugün fırın temizliğine başlıyorum. Videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın benim güzel ailem. Sizler ne kadar çok benden video isterseniz, ne kadar çok beğeni yorum yaparsanız, ben 15 senenin deneyimi ile sizlere çok güzel pratik bilgiler ve püf noktalar paylaşacağım. Evet, 15 senedir temizlik sektöründeyim. Zaten sayfama girip bakarsanız, Instagram sayfam Sevilay İncedere hesabıma girip bakarsanız zaten neleri başardığımı, ne işler yaptığımı, nelerin üstesinden geldiğimi zaten sizin kendiniz de göreceksiniz. Şimdi başlıyorum fırın temizliğine. Öncelikle içindeki ızgaralar falan çıkarıyorum. Bakın görüyor musunuz? Yani bu ikinci el bir fırındı. Ben bunu temizliğe temizliğe böyle ışıl ışıl yaptım. Şöyle kenara koyalım. Borcamı da buraya koyayım kızlar. Bunu da yeni aldım. Bu da fırın vatıymış. Bu tepsilerin falan içine altına güzel oluyor yapışmaması için. Daha hiç kullanmadım. İnşallah en yakın zamanda Kars ketesi pişirince kullanacağım kızlar. Şimdi fırınımı fişten çekmiştim. Tornavidamı nereye koydum? Biraz da bu unutkanlık olmasa bende. Şimdi benim fırınım temiz. Ama sizler için tekrardan göstereceğim. Fırın temizlerken çok böyle karışımlara gerek yok. Çok marka, çok pahalı ürünler almanıza gerek yok kızlar. Bakın ben bunu keşfettim. 1,5 ay falan oldu bunu keşfeteli. Zaten Trendyol'da fenomen bir ürün, biliyorsunuz değil mi? Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Fenomen leke sökücü olarak geçiyor Trendyol'da. Ben bunu kullanıyorum. Bu da zaten doğal. Yani öyle bildiğiniz kimyasal olanlardan değil bu yağ sökücü, kir sökücü. Yani her yerde kullanabilirsiniz bunu. Mutfakta, banyoda, duşa kabinde, koltukta, duvarda, halıda, arabanızda, aklınıza neresi geliyorsa orada kullanabilirsiniz bunu. Bundan sıkıp temizliyorum ama yok ben bunu almadım, bu üründen bende yok diyorsanız eğer, şöyle yarım limonlarımın limon kabım var, şunun içinde muhafaza ediyorum. Yarım limonumun üstüne biraz karbonat döküyorum.
şöyle biraz karbonat döküyorum ama fırını önceden bir 10 dakika ısıtın, mutlaka ısıtın. Elinizi yakmayacak şekilde bir sıcaklıkta olsun ki yağlar çabuk çözülsün. Şöyle karbonatı döktüm. Üstüne zaten nasıl aktifleştiğini kendiniz göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Aktifleşti. Bu da yağların sökülmesine yardımcı oluyor. Ve tuz. Kızlar tuzu temizlikte kullanabilirsiniz. Tuz zaten temizlikte kullanılan bir ürün. Rahmetli annem hep bardakları, tencereleri, tavaları, eskiden deterjan yoktu, hep tuzla ovardı. Hem kimyasal içermiyor, hem bir doğal temizlik sağlıyor size. Üstüne biraz da tuz ilave ediyorum ve fırınımı bu şekilde ovacağım. Dediğim gibi benim fırınım kirli değil ama sizler için göstereceğim. Önce içini, işte yanlarını, üstünü, yanını, etrafını, altını, üstünü, cam kapağını falan ovuyorsunuz güzelce. Bakın hiçbir şey yok benim fırında, ışıl ışıl. Zaten şimdi limonu göstereceğim size, tertemiz olduğunu ve göreceksiniz. Ve bu fırın bu fırın ilk çıkanlardan, yani öyle çok şeyi yok, yani pişirme şeyleri yok. Çok fonksiyonlu bir ürün değil. Çok eski bir model ve bunu ben ikinci el aldım dediğim gibi. Tuz, karbonat, limonun üstüne döktüm, yarım limonu. Şöyle yanını, etrafını, altını, üstünü, camını falan güzelce ovuyorsunuz. Bakın limonum tertemiz çünkü fırının temiz olduğu için. Dediğim gibi her pişirmeden sonra mutlaka temizlerim ki daha çok yağ tutup beni çok uğraştırmaması için. Bakın tertemiz. Şimdi burası böyle kalsın. Dediğim gibi yarım limonun üstüne bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar da karbonat dökün ve ovun. Biraz fırınızı ısıtın. Ondan sonra da güzel bir leğende su yapın. Biraz beyaz sirke koyun. Durulayın. Tertemiz olacaktır. Öyle çok kimyasallara gerek yok. Ve eğer bu üründen aldıysanız bu üründe bunun aynısı. Yani bu da çok doğal bir ürün. Bundan da sıkıp temizleyebilirsiniz. Şimdi gelelim arka fanı nasıl açacağız. Şöyle dizlerin üstünde oturmam lazım ki vidaları rahat sökmem için. Şöyle iyice. Arkada zaten iki tane vidası var. Ben devamlı söktüğüm için zaten fırınım alışkın. Vidası pas falan tutmamış. Bazı fırınların bu kapağı da çıkıyor. Ben bunu çıkaramadım. Ya pas tutmuş çıkmıyor ya da bu fırın kapağı çıkmıyor. Çok uğraştım ama camını falan söküp temizliyorum. Evet, açtım arka fanını. Şöyle kapağını koyayım. Vidasını buraya koyayım ki kaybetmeyelim. Bakın gördüğünüz gibi arka fan tertemiz. Şöyle bir peçeteyle göstereceğim size. Bakın normalde burası hep yağ oluyor. Ama ben devamlı temizlediğim için asla yağ yok. Şimdi bir beyaz peçeteyi sürüp göstereceğim size. Bakın görüyor musunuz? Normalde burası simsiyah yağ çıkar buradan. Ama ben devamlı temizlediğim için, söküp temizlediğim için tertemiz arka fanım. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi bu üründen arka fana sıkıyorum ben. Çünkü orası biraz daha pervane şeklinde olduğu için ancak bu üründen sıkacağım ve biraz akmasını bekleyeceğim. Tabii yine dediğim gibi benimki temiz. Hatta şöyle yakından göstereyim size sıkarken, siz de görün.
Şöyle yakınlaştırayım ve ürünümden sıkacağım. Dediğim gibi arkası da bu eski bir fırın olduğu için bu lekeler, çıkmayan lekeler, kesinlikle yağ falan değildir. Şimdi bu üründen sıkacağım. Şimdi beklesin biraz. Bakın görüyor musunuz? Kesinlikle öyle sarı su falan akmaz. Bu normalde yağ sökücü özelliği de olduğu için tertemiz yapıyor. Ama kesinlikle öyle bir gram bile yağ yoktur fırınımda. Ama siz temizlediğiniz zaman bu şekilde temizleyin. Farkı kendiniz göreceksiniz ve bana dua edeceksiniz. İsterseniz alt tarafına da dediğim gibi bakın. İsterseniz limonun, yarım limonun üstüne tuz, karbonat döküp biraz ısıtarak fırını bu şekilde temizleyebilirsiniz. İsterseniz bu ürünle de temizleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben bu ürünü 1,5 aydır keşfettim ve çok memnunum. Tavsiye ederim sizlere de kızlar. Şimdi kameramı yerine takayım. Tekrardan silme işlemine devam edeceğim. Açılması çok kolay. Zaten iki vida ile tutturuluyor yukarıya. Fırını mutlaka pişten çekin. Ve bu fırınım o kadar kötü durumdaydı ki size yemin ederim. Hatta Instagram sayfamda var. Sevilay İncedere Instagram sayfam. Oraya bir girip bakın. Bu fırının ilk halini görün de bana hak vereceksiniz. Evet kızlar. Şimdi fırının içini temizleyeceğim. Suyumu hazırladım. Sıcak su. Biraz da içine sirke koydum. Beyaz sirke. Yine gazete serdim. Çünkü leğenimi koyacağım. Ve bu mikrofiber sihirli bezle de fırınımı sileceğim. Bir kere sil, durulamaya, kurulamaya bile gerek yok. Şöyle vidalarımı koyayım da kaybetmeyeyim. Bezlerden kullanan var mı bilmiyorum ama bu bezler harika. Tavsiye ederim kızlar. Arkasını sileyim. Kesinlikle fırının fişini prizden çekiyorsunuz kızlar. Bu şekilde kesinlikle kullanmayın. Arka fanını siliyorum şimdi. İlaç sıkmıştım biliyorsunuz. Biraz yanaşması zor oluyor. Bazı fırınlarda dediğim gibi bu kapak çıkıyor. Çıkan kapaklar olursa daha kolay olur içinin temizlenmesi. Ben sökemediğim için şöyle göstereyim. Bakın kesinlikle yağ, kir yoktur. Ama bu şekilde temizliyorum yani. Sizin için de o yüzden gösterdim. Benim temizleme şeklim bu şekilde. Arka fanı da sökün. Çok basit arka fanı sökmek. Şunu güzelce temizleyelim. Sirke de koydum suyuma. Fanım zaten pırıl pırıl. Kesinlikle öyle yağ falan yoktur. Bezim de çok güzel olduğu için. Çalıştığım evlerde yani çoğunlukta fırın arkası fanı söküyordu. Bazıları izin vermiyordu. Bazılarına sorduğumda sana kalmış diyordu. Sen işini bilirsin dedikleri için çoğunluğunkini söküyordum arka fanı. Çünkü bu ilaçtan sıkıyoruz ya temizlemek için. Yani kimyasal leke şey yağ sökücülerden. Onları sıktığımız zaman bu arka fanın içine doluyor. Bu da ne oluyor? İçine attığımız, pişirdiğimiz ürünlerin pervane döndükçe üstüne sinmesine yardımcı oluyor. Yani üstüne siniyor kızlar.
Yine bir elden geçirmiş oldum fırınımı. Bakın. Şöyle göstereyim bezimin çift tarafını. Bir kere daha sirkeli su yapacağım. Durulayacağım ve arka fanını tatlayacağım artık. Suyumu yeniledim. Temiz su koydum. Bir de aklınızda olsun, mutlaka temizlik yaparken, cam silerken, koltuk silerken, dolap silerken, yer silerken mutlaka suyunuz sıcak su olsun. Sıcak su olmadığı zaman koyduğunuz deterjan içinde aktifleşmiyor. Çözülmediği için de size hiçbir faydası yok. Mutlaka sıcak su kullanın. Şöyle tekrardan camını sileyim. Zaten bu bezim o kadar güzel ki dediğim gibi kurulamaya gerek yok. Oh. Temizlik benim için yakar iğnesi kızlar. Işıl ışıl oldu. Zaten temizdi. En azından size gösterirken hem anlattım hem de bir kere daha silmiş oldum fırınımı. Şimdi arka fanını ne yapmıştık? Şöyle yanayım. Takması da çıkarması da o kadar kolay ki zaten altta gancalar var. Geçiriyorsun. Tek sorun yanaşamamak işte. Şöyle yanaşabilsin. Evet, birini taktım vidana. İkincisini de takıyorum. İyice sıkılaştıralım. Tamamdır. Bu kadar. Çok da öyle bildiğiniz gibi zor değil fırın temizliği. Dediğim gibi ısıtıyoruz 10 dakika. Sonra yarım limonun üstüne karbonat, tuz döküyoruz. Sıcak fırına iyice ovuyoruz. Durulama suyu yapıyoruz. Duruluyoruz. O kadar. Tertemiz oldu. Tekrardan şöyle üstünden işte. Bende de bu takıntı var. Dönüp dönüp aynı yeri silerim. Dönüp dönüp aynı yeri silerim. Pırıl pırıl oldu. Zaten temizdi. Tamamdır. Şimdi kalıta koyalım. Bunu da aldım. Hiç kullanmadım. İnşallah Kars kedesi pişirince kullanacağım. Ben tepsi kullanmıyorum. Genelde borcam kullanıyorum. Şöyle. Tertemiz oldu. İsterseniz bu ürünle temizlik yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Harika bir ürün. İsterseniz demin de söylediğim gibi o şekilde kullanabilirsiniz. Evet değerli abonelerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olmadan geçmiyoruz. Bakın öyle boş beleş bilgiler paylaşmıyorum. 15 senedir bu işin içindeyim.
Bir sayfama girin bakın. Instagram sayfam Sevilay İncedere. Bir oraya da göz atın. TikTok hesabım Temizlik Delisi. Oraya da bir göz atın. Bakın bu Sevoş nelerin üstesinden gelmiş. Ne işler başarmış. Ne işler yapmış. Oteller, inşaatları. Öyle boş beleş bilgiler paylaşmıyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi Allah için çok seviyorum.